Muvazenesiz ve Risale-i Nur'daki beyanların makamı nazara alınmadan ele alınması da dikkat çekicidir. Bu mevzuyu mevzu edenler kasıtlı yapıyorlar ve yaptırılıyorlar diye anlıyoruz. Mesela ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne ve Deccal'ı öldürmesine ait hadis-i sahihanın manay hakikileri, yani murat manaları, gerçek manaları anlaşılmadığından, yani dinleyenler, okuyanlar iyi niyetle bakıp kitabın dediğini anlayayım gayretiyle bakıp okumadığından, okuyamadığından, basitliğinden iyi anlayamıyor. Onun için bir kısım zahiri ulemalar, yani mana inceliğine, maksat manalara bakmayan zahiri ulema deniyor onlara, o rivayet ve hadislerin, bu manadaki hadislerin zahirine bakıp, dış manasına bakıp şüpheye düşmüşler. Veya sıhhatını, hadisin doğruluğunu inkar edip veya hurafevari bir mana verip dinle, mantıkla, ilimle anlaşmayan, ne oldu, niye renklisi oldu, ha? Mana verip adeta muhal bir sureti bekler gibi, bekler tarzda, avam-ı müslimine bekler bir tarzda, avam-ı müslimine zarar verirler. Mülhitler ise bu gibi zahir cahildan çok uzak, yani zahir ulemasını anlattığına göre bakılınca rivayete, çok uzak hadisleri serrişte bahane ederek hakaik-i İslamiye'ye tezifkârâne bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur bu gibi ahadisi müteşabihenin hakiki tevillerini Kur'an feyzi ile göstermiş. Kastamonu Laikası 80, okuduğumuz yer. Demek ki bir hata sebebi hariçten gelen kasıtlı tahrikler, telkinler veya zahir ulemasının müteşabih hadislerin müteşabihiyetini bilmeden zahir manayla ortaya mesele koymaları, bu cenki sebebine, yani hariçteki insanların Risale-i Nur'a kem nazarla bakmalarına sebebiyet vermiş diye anlatıyor. Hem ileri sürülen iddialara göre asıl Mehdi'nin daha gelmediği söyleniyor. Bunlar internete girdi. Çünkü Mehdi'nin geniş dairedeki icraatları yapılmamıştır. Onlar geniş dairede Mehdi bekliyorlar haliyle. Yapılmamıştır deniliyor. Halbuki asıl Mehdi geniş daire, yani içtimai ve siyasi dairelere bakan programı gösterir. Asıl Mehdi bu programı gösterir. Ve şahs-ı manevisi, cemaati olan açtığı Mehdiye cereyanı o programa istinaden, eğer beşer bütün bozulmaz ise, o vazifeleri, geniş dairedeki vazifeleri icra eder diye bildirilmektedir. Müsaade eder. Yani bu icraatları, haber veren hadisleri
zahir manalarıyla nazara vermek de olmaz. Çünkü o hadisler gözle görüneceğinden o hadislerin verdiği haberler dört. O hadislerin verdiği haberler gözle görüneceğinden, yaşayan insanlar bunu gözle görecekler. Mütecabih rivayetlerden olması makamın icabıdır. Evet. Mektubat, dört mecaz, İlmin elinden cehlin eline düşse hakikate inkılap eder, hurafata kapı açar. Mektubat 473 vecizesi bu hakikate dikkat çeker. Bunları bilmiyor hocaların bazıları. Yine Bediüzzaman Hazretleri diyor, İslamiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik. Dış manasına kafayı taktık ve aldandık. Ve sui fehim, meseleyi iyi anlayamamak ve sui edep ile İslamiyetin hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifade edemedik. Ta o da, İslamiyet de bizden nefret ederek evham ve hayalatın, böyle düşünen insanların hayallerinden bulutlarıyla, yani hayalleri doğruymuş gibi düşünüyorlar. Halbuki hayalleri hakikatin haricinde bulut gibi teşbih ediliyor. Bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hakikatler gizlendi. Bu gibi insanların nazarında. Hem de hakkı var. Kimin? İslamiyetin. Zira biz, Müslümanlar, İsrailliyatı usulüne, dinin esaslarına. İsrailliyat hurafe. Bu hurafeleri dinin esaslarına, temel teşkil eden prensiplerine ve hikayatı, hikayeleri, akaidine ve mecazatı, hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. Bu da Osmanlı zamanında mı? Osmanlı zamanında maalesef. Yani millet uyumayı tercih ediyor. Yatak yok, yorgan yok, yastık yok, ayakta uyuyor. O da, İslamiyet de ceza olarak, bize layık olduğumuz için cezaya, bizi dünyada teedip için, edeplendirmek için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Ne kadar manidar. Yani biz bize zulmediyoruz haberimiz olmadan. Ahir zamanda ilim esas alınacaktır. İlim, ilim. İlim hakikat. Bizi kurtaracak yine onun hakikatlerin, Kur'an hakikatlarının merhametidir. Muhakemat 9 şeklinde ifade edilen veciz ve derin hakikatın nazara alınması şarttır.